Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir güne başladık. Hayvanların önünde şu an yem yok. Yemi dökmeden önce bir önlerini temizleyeceğiz. Garip bir şekilde bütün her yer kirliyken şu ayak çıkarma mevzusu yüzünden hemen koydu ayağını. Burayı ben temizledim. Sadece bu bölümün önü temiz. Bunlar ayağını demek ki fazla çıkarmıyor. Önce bir şuranın temizliğini halledeceğiz. Bu arada kepçe yapılıyor. Herkes orada kepçeyle uğraşıyor. O arada ben burayı bitireyim. Bunun temizliğini yapayım. Ondan sonra kepçe biterse kepçeyle yeme gireceğiz. Kepçe bitmezse mecburen yine bugün de elle yem yapacağız. Bugünkü planımızda topal olan düvemizin ayağı var. Onun ayağına bakacağız. Daha sonra büyük ihtimal düvelerin altını 3-4 gündür çekemiyoruz. Onların altını muhtemelen su basıp tekrardan çekmeyi düşünüyoruz. Bakalım artık spontane ne gelişirse o şekilde bir çekim yapacağız. Şuranın temizliğini bitireyim. Devam edeceğim. Ahırı hallettik. Şimdi yeme geçeceğim. Aslan Bey'e bir uğrayayım dedim. Aslan Bey bugün biraz gaz yapmış gibi, karnı şiş. Ama sorun edecek bir problem yok gibi ortada. Gel. Suyu bitmiş. Onun suyunu dolduruyorum bir yandan. Buranın şamandırası olmadığı için bu şekilde koyuyorum gibi. Gel oğlum, gel. Gel. Su bittiğinden gitmiş, burada hortumdan akanı içmeye çalışıyor. Şurada bir erlik var. Yok. Ayağının bir önde bir arkada olduğu için. Gel. Ya oğlum, insana alışık olmanızın dezavantajı da bu işte ya. Kaçmıyorsunuz hiç. Gel. 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 Yürü gel. Gel hadi, gel suyunu iç, buradan iç. Yeter yanımda. Tamamdır. Ateş Bey'i piyasada göremedim. Siyah, zeytin, ateş, kara, artık ne diyorsak. En son ateş olacak adı. Onu göremedim orta hatta. Ha, burada. Tamam. Gördüm. Yem arıyor yine. Onda keyfi yerinde. Tamamdır. Onun durumunda bir sıkıntı yok. Şimdi yeme geçelim. Gelmiş şu yerdekileri kürekle atmaya çalışıyor. Dedim onunla uğraşmaya değmez. Nasıl olsa kepçe tamir olacak. Kepçe tamir oldun mu? Garip. Yok yok, dök gitsin, bir şey olmaz. Yere dökülen dökülsün. Kepçeyi yaptın mı yerdekileri zaten kepçeyle her türlü alırız. Şimdi gidip de onun için yorulmaya gerek yok. Normalde 100 kilo kadar, 80 kilo kadar samana ihtiyacımız var. Şimdi besiler gitti. Bir de kantarda bozukluk olduğunu fark ettim. 2-3 gündür ben yemi yapıyorum. Kantarda kayıp olduğunu gördüm, %20 kadar. Daha doğrusu %20 fazla yemiş oluyor hayvanlar. Zaten günlük fazladan önde yem kalıyordu ya sürekli. Onun sebebi kantarın bozuk olmasıymış. Yani günde %20 daha fazla yapıyormuşuz. Bizim 1 ton diye döktüğümüz yem 1 ton 200'müş. Zaten hayvanların önünde her gün kalan da yaklaşık 100-200 kilo civarıydı. Şimdi 3 gündür ben yapıyorum. O 3 günlük süre zarfında hayvanların önünde hiç yem kalmıyordu.
İçinde yakıt var gibi gözüküyor. Odaklan lan. Bak ha gözüküyor. Aha, aha. Olsun biz yine de dolduralım. Evini sahipsiz bırakırsan yerler. Tam evde bir şey kalmadı diyorsun ya. 3 gündür evde değil. Bugün geliyorum, yarın geliyorum, sabah geliyorum, akşam geliyorum. İki gün gittim ha, 2 gün. Bak 2 gün gittim diyor ya. Lan arkadaş bak dün benim doğum günümdü. Doğum günü ne abi? Ben dur bu bir. Bu bir. Yılda bir geliyor sonuçta. Tamam da. Dağlar kesime gitti bu 2. Kepçe arızalı bu 3. Tamam da. He. Ben bu yaşıma kadar doğum günü mü kutladım? Seninle benim ne alakam var sen? Ha iyi ki doğdun. İyi yani. Allah'ım ya. Yo ciddi ama ben de doğum günü kutlamıyorum. O ayrı bir mevzu da. Sevmiyorum. Cidden hiç kutlamam. Ailemizden yani. Fazla bütün malları görüyoruz. Biz ailemizden fazla onlarla yapacak bir şey yok. Bak doğum günümüzde burada geçirdik günümüzü zaten. Burası da güzel sakin yer. Doğru diyorsun. Ben 20 senedir doğum günümü burada geçiriyorum. Neyse. Şimdi bazen derin konulara indim mi insanın morali bozuluyor. Vah vah. Doldur sen doldur. Hayret şeylerle videosunu atmamışsın. Neyin? Kesimin mi? He. Bir arkadaş eksikti burada değildi. Gidemedim ben de kesime. Dur bekle basma. 50'yi tamamlayamadık. 48.5'ta kaldı. Kim? Ateş. Yok. Ateş mi? Adla o arkadaş. Hayvana bir isim de koyamadık var ya. Biri ateş diyor, biri panter diyor. Onun adını bir abuzittin kattın mı? Evet sen de abuzittin yap. Bir yok abi. Öbürkünü de silahı al kattın. Yürü. Şimdi gidip bezelye atalım hele. Buraya güzel yanaştırırsa şu lokmayı olduğu gibi içine dökeriz. 2 dakikada hallolur. Hadi yanaştır bakayım. Ben de 2 günde şey oldum, uzman oldum. Bir işi 2 gün yaptın mı Türkiye'de uzman oluyorsunuz, usta oluyorsunuz. Direkt adınız ustaya çıkıyor. O işin profesyoneli oluyorsunuz. Adam bana mesaj atıyor iş için. Abi ben bu işin profesyoneliyim diyor. Bak ustası falan da değil, profesyoneliyim diyor. Nerede yaptın, ne iş yaptın diyor. Bizim köyde 10 tane hayvan vardı, 3 tane hayvan vardı. Onlara baktım diyor çocukluğumdan beri. 3-4 tanesini ayır tek seferde devir. Hayır 3-4 tane tek kalıp şeklinde girse daha iyi. Bu yapraklı olduğuna çok dağılıyor. Toz gibi oluyor bir de. Beyro işini atmak dışında her şeyi yaptın. Dün kazma getirdim, kazmayla sılacı kazlayacağız. Taş gibi olduğundan çıkmıyor. Şimdi gideyim kazmayı getireyim. Sılacını oraya geçelim. Bu arada dün bir tane Suriyeli gömyeci geldi. 500 liraya günlük gömyesi bu arada. Burada buğday vardı yaklaşık 4-5 ton civarı. Çocuk tek başına sabahtan akşama kadar bir sadece öğlen yemek molası verdi. Tek başına hepsini doldurdu. Ve hepsinin ağzında tertemiz bir şekilde bağladı. Hepsinde neredeyse aynı hizada doldurdu. Vallahi helal olsun. Bu tarz adamların
aldığı para helal. Aa bak, bunun hepsini tek kişi bir gün içerisinde yaptı. Sabah saat 8'den akşam saat 5'e kadar bitirdi. Arada da bir 2-3 saat dinlenmişti. Birini bitirdiler. Diğer tekeri söküyorlar şimdi. Tekerin biri bitti. Yalan mı senin? Sökmeye geldi, her tarafı söker dağıtırın diyor. Geldi o bizim traktörle çektiğimiz parçayı. Rahat 6 saat uğraştı sökemedi. En son ben gidiyorum abi, ben bunu sökemem dedi. Bu çıkmıyor. Bu benim sınavım. Vallahi bu benim sınavım. Ben biliyorum başıma gelecek olanı ya. Bir tane küreğimiz var. Onu da sağ olsun arkadaş, şu beton gibi malzemeyi plastik kürekle kırmaya çalışmış. Ah ah, ben biliyorum vallahi, biliyorum aklım başıma gelecek şey ya. Ah, küreği şöyle vuracaksın, çıkaracaksın kazmayı. Adam plastik kürekle şunu yapıyor. Bak, kazma bile girmiyor içine bak. Getireydin, eserini de getireydin. Eserini. Demir küre getirsen bundan iyi. Yine eziyeti kendine yapıyor. Bana der ki. Ne kadar atacağız? Ne kadar atacağız? 180 kilo atacağız. 120'de şu anda 300 olacak. Kendi kendine eziyet ettim bak. Demir küre getir buğdayın orada. Demir küre. Bununla uğraşma. Demir küre çok akıllı ya. Bunu kadar alayım. Bundan iyi alayım. Hadi bak, 1 kilo 1 kilo atıyorsun. 3 tane salladın, 5 kilo girdi. Sen beni dinlesene bir. Traktörü az daha geri yanaştır. Yukarıdan mı? He, az daha yanaştır ben sen. Işte, sen küre, plastik küre şeye, betona vurmayı hesap ettin. Ben herhalde dayadım, niye dayadın diye bak. Yürü Gel. Gel. Gel, 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 gel. Hop. Hop. Tamam. Kal böyle. Çalıştır şaftı. Hadi bakalım. Kürekten iyi geliyor yine. Bak, şuraya vur. Şurada boşluk yok ya. Direkt içine düşer. Valla kürekten 1000 kat daha iyi. Yani normalde yerde kürekle döksek bile bundan zor. Bir tane delik açsan zaten üstteki pat diye aşağı düşer benim tahminim. Ki zaten şu an 50 kilo, 70 kilo olmuştur. Tamam, bunun da çaresini bulmuş olur. Tepki olmadığı zaman kazma. Kepçenin Allah'ına kurban. Ya kepçenin Allah'ına kurbansın. Hem iyi davranma kepçeye, hem de kepçenin Allah'ına kurban olayım. %80 olmuş. 60 kilo olmuş ya. İçine girip vursan daha rahat dökersin. Ben kilo oynar diye girdim. Hiçbir şey olmaz. Oynamıyor. Geri geliyor. Yok yok, sen devam et. 50 kilo gözüküyor. Normalde mesela bu 60 kilo ama 50 kilo gözüküyor işte. Vur şimdi üste yavaş yavaş. Şunu bir bitirelim, döneyim. Tamamdır, sırayla işimiz bitti. Ha? Geri gireceğim buraya. He? Tamam, buradan geri gireceksin oraya işte. He, kürek nerede? Saman da orada. Aferin sana.
Demir küreğe getir, sen beni dinle. Demir küreğe getir. He? Yürü. Bununla o kazmayla kırmaya çalıştığımız yeri kırıyor arkadaş. Ah, ah, neyse bir şey demeyeceğim. Vallahi var ya, seyrek olabiliyor, ben anlamıyorum. Biliyorum ama 3 gündür de ben orada o küreği kullanıyorum. Biliyorum o küreğe oraya vurulduğu zaman kırılacağını ve vuracağını da tahmin etmiştim. Gel 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 gel. 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 Hop, tamam. Tamam. Olmuyor. Altına girse altına girmeyi deneyecektim de olmadı. Bundan da 240 kilo ekleyeceğiz. Şu anda 300'de. Hatta 310'da altta ağırlık var diye. Orada duvara dayadım herhalde. Yani 550'yi falan bulacak. 500'ü bulacak burası. Şu anda 300'de. Az daha bir 30 kilo lazım. He? Ne oluyor? Az mı geliyor? Her gün fazla veriyor. Bir ton yapmaya alışmışsın, ondan gözüne az geliyor. Hayvan gitti. Yok. Yok, şu an için yok. At böyle, at da bileyim kilosunu. Dur hele. Dağıtmıyor sanki. Az daha. Adam dolduruyor ama kantar hareket etmiyor. Dur. Dur, tamam, yeter. He? 550 yapacaktım zaten. Ne aşağı ne yukarı. 540-550. Tamam. Kepçeyi bok. Kepçeyi düzgün bir yere koymadıkları için traktör buradan gidecek, oradan dönecek, geri buraya gelecek. Buradan geçemiyor. Tekersiz kepçen almışlar. Açı kazandırmak için biraz geri alması gerekiyor. Neredeydi o ayak ya? Ayağı şunun altına koysak, yürüsek daha mantıklı. Topla! Çık! Az daha. Ağzı yerde olduğu için git, dönmüyor da kayıyor. Neyse, anca idare eder. Yürü. Sor, öyle değil. Yürü, şimdi çarpılacağız birimiz, çekil. Dayanma, bu lap diye fırlar. Dayar mayar. Neyi? Kapıyla iş. Kapı kapanmıyor, kapıyla iş. Ayarlayacak, o ayarlayacak. Dur, bakma. Dur, kısa var, dur. Tamam, öyle gelsin işte.
sana gideyim? Niye sana gideyim? Sen söyle. Arkası dönüyor, arkası. Neyin arkası? Dur lan ayağınızı. Bekleyin hele. Tamam abi, böyle iyi işte. Zaten mesafe yok. Mesafe yok değil abi. Bunun dayana doğru gidecek abi. Ya zincirde mesafe yok zaten. 2 kilometre uzağa gitmeyecek. Duvara denk gelse de olur. İki üç ufak ufak titre de ondan sonra çek. O pimle sıkıntı var. Pim küçük. Uzun bir saplama olsa daha iyi olur. Uzun bir saplama yok mu ya? Allah Allah. Onun kendi saplaması vardı. Gene çıktı. Çıktı dur, pimden çıkıyor. Bu kepçe ikiye bölünecek. Çok sorma ya. Nasıl bir malzeme yapmışlar? Geldi ki. Geldi lan. Hangisi? Dur, bağlayayım. Gelmiş. Ne yapacaksın diyor, bitti. Bak lan, niye utanıyorsun? Bence tek sefer sağlam diyecektim, olmuyor. Sağlam vurdun mu da olmuyor. Kepçeye de ayrı zarar veriyor, o da ayrı zarar veriyor. Diğer rahat çıkmıştı ya. Bunu rahat düştü. Evet. Ha? Biz ona zor diyorduk, o daha rahat çıktı ama onunla, onunla bayağı uğraştı ya adamlar. Onunla 3-4 saat, 3-4 gün uğraştılar. Bir daha dur, bakım hele. Bir daha bakım hele, dur. Bak hele. Ya bence hiç kımıldamamış hacım. Çok azgı buradayım bu. Çıkarım. Yok. Çok azgı buradamış. Çok azgı buradamış kardeş. Lastiği düzeltsem daha iyi olmaz mı? Tekeri bence düzelt Fatih. Ha öyle. Ya arka lastik yan ya. Kaydırıyor. Az daha dönmesi lazım. Lastiği az daha topla. Şunu söyleyeyim, biraz daha topla. Tekeri az daha topla. Abi geride. YouTube'a atacağım seni bak. YouTube'a İlhan Yüksel yaz, 100 bin kişi seni izleyecek. Ciddi diyorum ha. Nazlı Gül'ü. Oğlum mu? Evet. Alışsın şimdi. Şimdi kendine tarif de çıkar. Güzel duracaksın. Adam oraya dayanmış. Ben buraya dayanmışım. Öyle bismillah çık diyor, 2 saniye sonra çekiyor. Ben... Bir şey değil, git bir şey değil, çöp. Bir de bura kayıyor. Ya öyle yapıyor zaten de, olmuyor işte. Görür müyüm, kepçenin yönü değişti, dümdüz oldu. Bir dakika evime bak dedik, çıkardılar. Ya uğraşın değil, süre değil.
Ben korkuyordum sert tutma. Gördün son. Ya vuruştu sert tutun çıktı. Sert vurmaya korkuyorum. Bir tarafına bir şey olur diye korkuyorum. Ya ondan vurdum. Yılmaz dur. Ya çıkar ya çıkmaz. Gazı kökledim. Tamamdır. Kepçen diğer ayağını da söktüler. Gören de Ferda diyor. At arabası ya ney? Ya yürü ya. Yürü hadi bugün bitir bunu. Akşama yetiştir bize bari. İnşallah bir yere başka bir şey olmamıştır. Vay gidi kepçe. Bunun üzerine acaba daha bir sonraki sıkıntı ne olacak? Çok merak ediyorum. Evlenme yaşı geldi değil mi bunun? Geldi. Nasıl? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tamam. Bunlar iki ayrı, bunlar düve olduğu için bunların yeme ayrı, bunlar besli olduğu için bunların yeme ayrı. Şimdi kepçe biraz bozuk, şudur budur, birkaç gün bunlara beslilerin yemini verdik ama yapacak bir şey yok, manyal. Yok oğlum, yem yok, daha bekleyin, bir saatiniz var. Düvelerinkini direkt bir günlük yapıyoruz. Az kaldı oğlum, bekleyin. Hepsi kapıda bekliyor. Yem nerede? Yem nerede? Geliyor. 24 saat yeter size. İnşallah. Bayağı aç gözüküyorlar. Bir saat içinde bitirmezlerse iyi. Kantar 240 gösteriyor, 270 gösteriyor ama en az 350-400 kilo var. Kavuştunuz mu? Ha bula bula pisliği ağzına koydu ya. Ver onu ver. Çiğner atar onu. Geçen hafta ayağına battığımız düvenin, daha doğrusu 4 gün önce baktığımız ikinci bakımını yapacağız. Daha doğrusu ayağını açacağız. Bakalım ikinci bakıma belki ihtiyaç kalmaz. Şu köşedeki. Biraz deli ama yapacak bir şey yok. Yürümesi biraz düzelmiş. Ama aması yok. Ayağı şiş gibi diyecektim de şişmiş gibi gözükmüyor. Yine de hafif bir gariplik var. Belki bandaj gözüme öyle geliyordur. Şunun göbeğini patlatırken güzel bir video çıkar aslında. Aç, demir aç. Tekme de atıyor, tehlikeli bu. Hiç affetmiyor ya. Onu bırakacağım da bu da gidecek. Manyak ya. Şu o ayak yerini oradan çek, ayak yerini oradan çek. İçeriye doğru itir onu. Ha, yürü. Tekme de atıyor, insan yanaşamıyor ki. Şş, çekil önden. İçeriye doğru aç. Hafif içeriye doğru aç. Bana doğru yöneliyor, tekme atacak ya. Sen oradan kuyruğunu kaldırsana.
Kuyruğu kaldır, kuyruğu yut. Oraya da tekme atamaz beyin o. Kapat demiri, kapat. Ca! Ca! Telefon elimde. Oynuyor. Oy, oy! İttir hele, demiri ittir demiri. Destek! Adran! Aman ha koyayım. Küfür etme la. Bir, iki, üç. Dur demir sıkıştı. Oh. Ha bağla ya. Bakalım ne çıkacak ayakta. Baba bizim getirdiğimiz değil mi? Nereden? Hı? Bak, yara tamamen kurumuş durumda. Su getirsene. Gözlük bir şey. Ya dur hele. Ah. Üstünde katman oluştuğu için gözükmüyor ama yara tamamen iyileşmiş durumda var. Hayvana bir eziyet vermiyor. Tamamdır, yara zaten kapanmış. Geri kalanı da kendiliğinden düzelmeye başlar. Onun için başka bir şey yapmamıza gerek yok. Niye böyle sisleniyor ekran ya? Düzeldi hemen. Çok fazla gübre tozu kalkıyor ya, ondan dolayı ekran hemen sisleniyor. Çık bakayım. Çık da endamını görelim. Çık, kendinden sen ne hale getirdin. Bak ya. Git önüm boş. Allah. Çık ya. Ya sen gel bunu sana, sen kule kanına bir yere kanına kaçırsın. Yürü. Yürü, 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 yürü. Kıyak geçiyorum, burayı da açıyorum, hadi yürü. Yürü hadi, yürü. Oğlum nasıl bir manyak çıktın sen la? Yürü lan. Ha yürü la. Allah Allah. Ya makineden çıkmak istemiyor, böyle bir şey var mı ya? Deli. Reklamımızı da yapak. Pusula Hofjel. İsteyen varsa bana ulaşabilir. Bu tarz tırnak problemlerinde 3-4 gün içerisinde tamamen iyileştiriyor. Bir şey kalmıyor. Buna mesela ikinci bir bakımı yapsak işimizi şansa vermeyip daha iyi olur. Ama ıslak zeminde olmadığı için kendiliğinden düzelecektir geri kalan kısmı. Onun için ikinci bir bakıma gerek duymadım. Saat 5 oldu. Günü bitirmek üzereyiz ama şu parçayı hala tornadan getiremediler. Sılaj makinesi geldi. Bu sene bir 200 dönüm kadar bir mısır ekmiştik. Ekmişlerdi daha doğrusu. Onu sılajlık yapacaklar bir kısmını. Normalde sılajımız zaten 2 yıllık var. Eskiden 500-600 ineğe göre ayarlandığı için çukuru doldurmuşlardı. Depremden sonra ineklerin hepsi gidince sılaj da boşa düştü. Besiye de hesapladığımız zaman 2 yıllık sılaj ihtiyacımız zaten depoda var. Bu senekinde ekildiği için depremden önce mecburen paketli hale getireceğiz. Normalde çukurumuz var. Çukura koymamız gerekirken paketli yapacağız. Büyük ihtimal satışa çıkacağı için paketli hale getiriyorlar. Ona da yarın başlanacak. Beni dinlerlerse şu deponun içindekinin hepsi şu pakete alınsa daha iyi olur. Gerçi yok, koymasınlar. Bu sefer satılır. Besleri verecek sılayı bulamayız. Şöyle bir makine. Şuradan sılacı alıyor. Burada paketliyor. Burada da streç alıyor. Yarın bunlar kurulacak da buranın girişini kapatmamaları gerekiyor. Onun şeyini falan yapmak lazım. Bu da paketleri kaldırıyor. Depçemiz daha tamir edilmedi. Gelmedi parça.
Sılacıların böyle bir kepçesi var. Bununla yapacağım yeme. Kendim yapacağım. Yallah. Özlemişim bu kolu. Eskiden bundan bizde de vardı. Nasıl çalışacak bu? Çalıştırayım da. Verdim bunu. Bu güzel ama bunun şöyle bir dezavantajı var. Makinenin boyuna yetişmeyebiliyor. Her yeri şimdi adamları mahvedeceksin. Uçacak dedim samanın hepsi. Şimdi hepsi uçacak. Fevzi! Aynen. Oraya yanlama dursun. Yoksa hepsi uçacak adamların ağzına. Güzel güzel makineyi beğendim. Kabinde olduğu için kirlenmiyor da tertemiz kalıyorsun. Bizim kepçenin kabinini ayarlamak lazım. Camı kırık sadece ama uğraşamıyoruz. Adamlar elektriği bağladı, hazırlığa başladılar. Yarın sılaj işi başlıyor. İnşallah onun da çekimini yapar, sizlerle buluştururum. Belki çoğunuz hayatınızda ilk kez sılaj paketlemesi nasıl yapılır göreceksiniz, görmüş olacaksınız. Geldi iki gözümün çiçeğe. Yetişiyor. Yoksa yetişmiyor makine. Ya telefonu hiç tutmuyor. Tam böyle çalışırken bile telefonu çalışıyor. Yavaş yavaş yukarıya çalışıyor. Kaldı gitmez. Hop. Gitmedi. Dur ya. Şimdi normalde burada 250 kilo koyuyoruz. 5 torba net 250 kilo. Kantar bize neyi gösterecek onu görmüş olursunuz. Bu arkadaşa sorduğumda diyor ki ne, üstten atınca farklı tartıyor. Arkadan atınca farklı tartıyor. Üstten atınca doğru tartıyormuş. Yine bana yedirmeye çalışıyor bir şeyler de. Gel bir maaşına iddiaya girek dedim, yemedi. Ah ah! Şimdi kandırmaya çalışıyorlar, bir de onu bilseler. Ben dedim ki ya bu... 200 lira yazılmış, 4 tane gözlük yazmıyor. Yani 800 lira neye tamamlıyorsun? Sadece fazla koyuyorsun, 1 fazla koyuyorsun. Ayak kaçma fazla koyuyorsun, 1 fazla koyuyorsun. Yani nerede fazla koyuyorsun, nerede fazla koyuyorsun, nerede fazla koyuyorsun, nerede fazla koyuyorsun. Yapmayayım işte. Bak şimdi 560 işte. Bak 550 sen, tamam mı? 250 ekle, 600, 700, 800 olması lazım, 815 olması lazım, normal şartta. 815 olması lazım, normal şartta. Hangi lambayı? Yanma da şey olmasın, çalışmasın. Akümüzü mü bitireceksin yani? Bitmez niye bitir? Az. Bu sefer de onu değiştirek, onu da kır. Ne diyeyim ya? Ben usta işine karışmayı çok seviyorum. Sen iyi yağlamamışsın. Bir de kırmızı kres yapacaktın. Kırmızı kresi de bulamadım abi. Kırmızının tadı siyah, siyah kırmızı kadar. Daha iyi oluyor. Ya hacı siyah sevilmiyor. Siyah hiç iyi değil. Yine sarı da idare eder de kırmızı daha iyi. Yeşil de çok çabuk kırıyor. Karşıyı çevir lan. Çevir. Vah, tam içine oturtmuş ha. Çevir. 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 Çevirince ne oluyor? Gelmem. Hayır hayır, çevir öyle sen. Çevirdik sen. Sekti geri. Geri geri. Çeviriyor musun? Yok dur. Hacı bence ucu tutuyor. Tam otursa zaten sekmeyecek de.
şey gibi o fazla fena. Çevir hele. Çevirsin mi? Şeyi getir hele feneri. Feneri. Ha sağ fener. Bir de ben mi tutayım? Mecbur o zaman bayi ömre de vereceğim. Döneyim mi karşı? Dönmeyeyim. Dönüyor. Hadi nerede hani? Dönüyor. Nereden görüyorsunuz da? Hani çevir. Çevir baba. Bak ha. Ha dönüyor. Ben sana diyorum dönüyor diye. Bu serbest döner sonra dönmez. Ha. Burası hep döner sonra döner. Olabilir. Şu şeye de gele. Ha. Makineyi bir şey dere çalıştır da. Vitesi al hele. Ama gider ha. Gider vitesi alırsam. Önde ya nasıl gidiyor? Hayır arkada çekiyor. Arkada çekiyor. Yengeci bakalım. Yengeci çıkart devrede. Çıkmaz hacı. Ya illa devireceksin üzerine ha. Neyi ya? Yok abi. Neyi çevireceksin ya? Vallahi hep boşta çevireyim zaten. Çalıştır o zaman. Tamam boşta dönüyor niye çalıştırayım? Ya çalıştı da içindeki dişli freze bulsun ya. Dönecek ya şimdi boşta. Boşta dönmez ne alakası var? Bak. Ya gücünün dönmez ya. Tamam. Atayım mı vitesi? Hadi tamam vitesi çift çeker çıkardım. Arka çekişe gider. Niye öne görsün ki ne çekişe? Öne vermez mi şimdi? Vermez bence bilmiyorum artık. Ya. Ama yani o şansı denemeye değmez. Kovan üzerinden düşerse. Çok rahat ya. Yani şimdi bir ipneli olacak yine. Emeğine değsin. Çok iyi tuttun ha. Tamirci bir saat kadar uğraştı. Yine de girmedi yani bir şekilde sürekli geri atıyordu. 2-3 kademe gitse bile bir türlü sokamadı. Karanlık da tamamen çöktüğü için bıraktı dedi en azından yarın gelelim yarın hallederim. Yani o kadar acele bir şey yok. Akşamın şerrinden, akşamın hayrındansa gündüzün şerri daha iyi deyip bıraktı. Yarın devam edecek muhtemelen. Bakalım yarın inşallah koyabiliriz. Yarın zaten slash mevzusu falan da başlayacak. Onu da göstermeye çalışırım. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.